Bugün size Temiz Süleyman'ı anlatacağım. İçişleri Bakanı! İntihar edenleri engellesene önce! Şantajcısın lan sen! Ben pislik, sen temizlik! Bir tripota, bir kameraya yenileceksiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. Yayınladığı videolarla kendisini hedef alan Sedat Peker'e çok ağır ifadeler kullandı. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler, edepsiz dedi. Hemen Süleyman'a ulaşıyorlar, sisli Süleyman'a, temiz Süleyman'a, cici Süleyman'a. Bana pis diyorsun ya. Yani ben Türkiye'ye dönecektim. Siz emlehesiniz, derinciler, pelikancılar, süslüsünü, temizsünü sen. Ulan rezil ettiniz devletimi. Allah mısınız ulan siz? Temizsülü, tertemizsülü. Ne de? Niye demiyorsun? Ya şu pis da ben pis da. Beni bir rezil etsene ya. Süleyman Yalın, sen efsanesin. Alacağım, bekliyor. Peker, Süleyman Soylu ile ilgili çok ciddi iddialarda bulunmuştu. Hatta kendisine Soylu tarafından koruma polisi verildiğini de söylemişti. Soylu, Sedat Peker'e koruma benden önce verilmiş, ben gelince alındı dedi. Oda TV'nin yayınladığı belgeye göre de Peker'e 2019 yılında koruma verilmiş. Peker'in 2019 tarihinde paylaştığı fotoğrafta yanında koruma polisi olduğu da görülüyor. Sedat Peker'in iddiaları sonrasında Soylu'nun istifası veya görevden alınması da gündeme gelmişti. Soylu, bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapmadığımı düşündüğüm an bu koltukta bir saniye kalan namussuzdur dedi. Uluslararası operasyon vurgusu yaptı. Her şeyi yaparken iyiydim. Ne oldu kardeşim, ne oldu ya? Onu da anlatacağım. Artık herkes her şeyi bilsin. Herkes her şeyi bilecek. Süleyman Yalın, sen efsanesin. Alacağım, bekliyor. Gel al. Devletin gücü elinde, alırsın. Hiçbir sıkıntı yok. Yemin olsun. Kırmızı bülten de çıkardık diyorsun. Devlet yalan söylemez, çıkarmıştı. Ama ben de devletten devlete kaçmayı sizin sayenizde öğrendim. Bakalım buradaki macera nasıl olacak. Ya bana bu neler yaptılar ya. Biz seni seviyoruz derken bana her ülkede tuzak kurdular ya. En son Arnavutluk'tan çıkıyorum, Arnavutluk'ta polisler tuttu beni. Mucizeler, yemin ediyorum, mucizelerle çıktım. Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un Amerika ile birlikte failidir, net. Burada uluslararası operasyon var. Çok net bir şekilde ifade ettim az önce. Bu devlet suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı en iyi bilen anlayışa sahiptir. Alır, getirir, adalete teslim eder. Bu bir operasyondur. Operasyon devam ediyor. Süleyman Soylu, Peker'e çok ağır konuştu. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler, edepsiz. Birinci ve ikinci videoyu izledim. Hedef Türk devleti. Namussuz, alçak, azdan az, çoktan çok. Anadolu'nun sahibi Allah'tır. Süleyman Soylu, Sedat Peker'in son videoda bahsettiği Nisan ayındaki değişimle ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını da söyledi. Benim akrabam gelip reisin kulağına bir şeyler geliyor. Bu İstanbul'da bir sorunlar var dediğinde, İstanbul'u ben yönetemiyorum. Berat yönetiyor dedin mi, demedin mi? O yaptırıyor her şeyi. Dedin mi, demedin mi? Bak ama yalan makinesine bağlanacaksın. Fakat senin o yalan makinelerinden değil. Gerçek uzman, gerçek yalan makinesi. Devletin yalan makinesi ama senin kadron değil. Ben Doğru Yolun Başkanlığı'na çıkmak için uğraşırken kongreleri beni almıyorlardı. İl gezilerinde bana sıkıntı çıkarıyorlardı. Sedat Peker'in yanımda akrabası da arkadaşı da yoktu. De yalan makinesi doğru söylüyor deyince tak bir parmak. Gitti. İki, Sedat Peker'in akrabası benim yanıma geldiğinde ben ona, benim İstanbul'da yetkim yok, orayı Berat yönetiyor, her şeyi o yapıyor dedin mi, demedin mi?
Sen diyeceksin bunu, yalan makinesi diyecek ki sana. Sen doğru söylüyorsun. Hayır, ben öyle bir şey demedim. İki, tak, bu da gitti. Üç. Sedat Peker'in akrabası bir cenazedeyiz, yollamış. Telefon sinyalleri var. Zaten yok desen de önemli değil. Telefon aynı yerden, sinyaller var. Cenazede görüştük. Ben yurt dışına kaçmadan önce cenaze. Kaçmak ne? Sürgün diyelim biz buna. Kaçmak kötü kelime. Şık olmadı. Kendime ayıp ettim. Sen demedin mi? Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar. Ben tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim demedin mi? Üçüncü parmak. Parmaksız Sedat olacağım. Ya efsanesin bak, sen yemin ediyorum. Josef Fuchs'e mezardan kalksa, ya Mehmet Ağar filan hikaye var ya, sen gelecek Türkiye'sinin değişilmez adamı sensin. Senden var ya, sen bu dünyada hep yıldızın parlak olacak, bana inan. Müthiş bir adamsın sen ya. Ama telefonu sen yolladın diye mi? Ben onunla ilgili dosya yol aldılar. Tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim dedin. Ama telefonu bana vatansever polis diye yolladı. Orada da sözüm diyeyim. Çünkü ya belediye yalan var. Şimdi blöfümü görür dersen yalan makinesine girelim. Şimdi parmak gitmesin boşa. Sen yolladın diye mi? Ne bir eksik ne bir fazla. Doğru konuşacağız. Çünkü makineler hissediyor. Temiz Süleyman. Olan arkadaş. Ben şunu anlamadım yalnız. Ben Berat Bey'le ilgili yayını yaptığımda bana haber yollayıp yayını durdur da sen dedin. Şimdi ilk iki video, ilk bir video yayınlanınca onu anlayamadım. Şimdi onunla sorunum var. Bunu Türkiye biliyor. E şimdi ben onu diyorum, bu sana yoruyor. Artık o an nasıl bir denge oluştuysa veya çok mu karışıklık çıktı veya neden bunu söyledin onu da bilmiyorum. Hadi dördüncü parmak yalan makinesine. Ben yurt dışına haber yollamadım. Berat'la ilgili, Berat Bey'le ilgili video şeyini durdur, onu çıkar diye. E dördüncü parmak, makine seni doğrularsa bir daha git. Ya vicdan ya. Hadi Özışık, namuslu adam, şerefli adam, ahlaklı adam. Hadi abi, gazeteci. Ben yurt dışına çıkmışım artık. Sen diyorsun ya, iş adamı olduğunu söyleyip sonra suç faaliyetleri yaptığını tespit ettik. Ben ne zaman çıktım? 1,5 sene oldu. Dosyayı ne zaman hazırlanıyor? 3 senedir. Bu dediğim olay ne zaman oldu? Taş çatlasın 5 ay. Sen demedin mi ona? Ben severim diye. O sana şöyle dedi. Ya bu Sedat Peker'le ilgili çok şey konuşuluyor. Emniyetin içinde FETÖ artıkları olabilir. Bunlar bir şeyler yapıyor olabilirler. Bunu insanlar bu şekilde konuşuyor. Gazeteci olarak muhabbet hem dostun olarak söylediğinde ben onu severim demedin mi? Ne değişti? Bu kadar kısa sürede ne değişti? Ya da başka bir şeye daha dönelim. Sen benim koruma polisi kararımı 5. parmak. Koruma polisimi sen vermedin mi? Sen uzatmadın mı? Ondan sonraki senede. Temiz Süleyman, Temiz Süleyman. Eyvah eyvah eyvah. Daha dur, daha konuşacağız. Daha bitmedi ya. Bir de sen süpersin. Bizim Temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya. Hani o an duygusal bir hale gelip istifa etti diye. Bir gün evvel robot hesaplardan tweetler hazırladı. O 1.300.000 tweet var ya. E sen de biliyorsun, benim kardeşim gibi o çocuklar hepsi. E benim destek oldum. Benim açılmasına vesile oldum. Haber portalları da sana destek oldular. E orada duruyor kayıtlar.
Şimdi ben bir arkadaşa söylemiştim. O namuslu bir adam. Birkaç kişiye söyledim. Onların yanındakiler sana söylemiştir. Ben o pislik şeyini biliyorum. Ön aldım. Şimdi sen akıllısın ya. Pelikancılar gibi olmayacaksın. Taktikleri hazırladın. Şimdi beni bir göze geçirebiliyorsun. Robot hesaplarda tweetler hazır. Ey Süleyman ey. Temiz Süleyman, Aslan Süleyman. Tayyip abinin altına uyduğunu herkes biliyor. Tayyip Bey siyaseti bıraksın, ben de bırakacağım. O kadar küfür ettin. O kadar hakaret ettin. Bu dünya benim kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Vallahi bu dünya böyle. Kim kötü laf söyler kıymetli olur. Kim sadece sevgiyle sever, sen bizdesin. Senin ekmek suda olması önemli değil, sen bizdesin. Ama sevgi de, bu sevgi bir yerden sonra şey oluyor da. İnsan hiç değilse ya sevdiğinin değerini görmek istiyor.